Merhabalar Boğaz Savcım. Öyle mi? Bilmiyorum. Anladım. Anladım. Çok teşekkür ederim aradığınız için. Görüşmek üzere. Allah kahretsin. Cemal Bey. Eve gidiyoruz hızla. Baş çar. Sen yapmadım diyorsun. Diyorsun da maktulün tırnağında DNA'n var. Senin üstünde de onunki. Öbür savcıya da anlatmıştım. Başıma vurdu o kadın beni. Bayılmışım. Kendime geldiğimde bu haldeydim. Nasıl izah edeyim, nasıl inandırayım bilmiyorum. Onlar yaptı herhalde ben baygınken. Suç çetesi mi bunlar? Saniyesinde kafana vurup plan kurdular. Benim tek bildiğim, o kadına hiçbir kötülük yapmadım. Kılına bile zarar vermedim. Düşerken gördüm. Erol Bey geldi sonra, perişan halde. Gözlerimle gördüm ben olanları. O saatte Beylerbeyi'ndeki evindeymiş bahsettiğin şahıs. Doktor gitmiş evine, raporu var. Ne diyeyim savcı hanım? Ya ben delirdim ya da bunlar bana çok büyük oyun kurdular. Onların da ifadelerini alacağım tekrar. Mire. Ne oldu Cemal? Erol nerede? Odasında. Sen de gel, anlatacaklarım var. Ne oldu? Gene kötü bir şey mi oldu? Anlatacağım, burada olmaz. Neler oluyor Cemal, söyler misin artık? Davaya bakan savcı arkadaşım başka bir şehre atanmış. Yeni bir savcı var artık. Bu neyi değiştirir? Anladığım kadarıyla savcı detaycı bir kadın. Fuat ifadeleri tekrar alabileceğini söyledi. Ne yani, ben şimdi aynı yalanları en baştan tekrar mı anlatacağım? Benden bu kadar. Ben yapamam. Erol, oğlum. Öbür savcıya anlattıklarını burada anlatacaksın, o kadar. Gerçekten yapamam ben. Olmaz. Benden isteme bunu baba, ne olur. Ne olur ben. Ya gideyim anlatayım ben gerçekten ne olduysa, artık bitsin, ne olur bitsin bu işkence. Erol saçmalama oğlum. Şimdi vazgeçemeyiz. Bak, bak merak etme. Ben elbette bütün soruna bir çözüm yolu bulacağım. Nasıl bu kadar rahat olabiliyorsunuz? O yastığa başınızı koyduğunuzda nasıl uyuyabiliyorsunuz baba? Anne, sen böyle bir insan değilsin. Sen nasıl devam ediyorsun hiçbir şey olmamış gibi? Ben de iyi değilim Erol. Ben de iyi değilim. Geceleri kaç tane ilaç almam gerekiyor uyuyabilmek için biliyor musun? Hiç kolay değil. Yanında olmam gerekirken Hidayet'in yüzüne bakamıyorum. Seni kaybedemem. Benim için her şeyden önemlisin. Erol, seni kaybedemem. Ne kaybetmesi ya? Ya ne kaybol sen ne? Siz ne anlatıyorsunuz ya? Ne kaybetmesi? Ben zaten çoktan kaybolmuşum. Siz bir tek bunu anlamıyorsunuz.